Şimdi Gülşah'ın anlattığı bu kabataşlara falan değindin Gülşah. Gerçekten çok önemli. Dün tekrar 9. sınıf tarih kitabına şöyle bir baktım. Bütün hepsi Cilalı Taş Devri'nden, Taş Devri'nden işte girilmiş, diğerlerinden çıkılmış, bayağı bir o dönemler anlatılmış. O dönemler derken o hayali dönemler anlatılmış. Şimdi dün komün sisteminden bahsetmiştiniz. Gerçekten önemli bir konu. Ben de yine bu ilk çağ tarihi diye anlatılan bu uydurma dönemle bağlantılı olarak komün mantığını anlatmak istiyorum tekrar sizinkine bir devam olarak. Şimdi bir tane komünist sitede dün bunun tanımı ile ilgili bir şeye bakmıştım. Şu şekilde anlatılıyor komünist sitede. Diyor ki komünel değerlerin aleyhindeki her gelişme toplumdan bir takım değerlerin kaybı anlamına gelir. Bunları açıklayacağım fakat komünel değerlerin aleyhindeki her gelişme nedir? Ahlaktır, dindir, devlettir, ailedir. Demek ki bunlar eğer olursa toplumda diyor, bu tamamen toplumun aleyhine bir şey olacaktır diyor. Diyor ki o halde komün halindeki yaşamı temel yaşam biçimi olarak değerlendirmek gerçekçidir diyor. Yani o hayata biz mutlaka alıştırmalıyız insanları diyor. İnsan türü varlığını bu yaşam biçimi olmadan sürdüremez diyor. Bu yayın bir komünist yayın fakat bir PKK yayını. Ve bu şu anda doğrudan kendi sitelerinde yapılmış bir propaganda. Fakat kendi aralarında da zaten bu propaganda şekli devam ediyor. Çünkü niye? Oradaki insanlar, biz bunu daha önce konuşmuştuk. İlk alındıklarında birkaç yıl boyunca bir eğitime tabi tutuluyorlar. Ellerine diploma veriliyor. Bakın silah eğitimi değil bu. Gerilla eğitimi değil. Sadece sıralarda, masalarda, ellerinde kitaplarla başka bir eğitim. Ne? Burada Darwinist, materyalist bir eğitim veriliyor çok yoğun olarak. Bu Darwinist, materyalist eğitimle Leninist eğitim veriliyor. Ve deniyor ki onlara, sizin bir geçmişiniz var. Bu geçmişte siz bir taş devri yaşadınız. Bir cilalı taş devri falan yaşadınız, yontma taş devri. Geliştiniz böylelikle diyor. Hayvan türünden evrimleştiniz diyor. O evrimleşme içinde diyor, o hayatları yaşadınız. Ve o zaman öyle bir toplum vardı ki diyor, her şey ortaktı zaten diyor. Yani yarı hayvan, işte Gülşah'ın dediği gibi konuşamayan yarı hayvan varlıklar vardı. Çocuklar ortaktı, kadınlar ortaktı, mal ortaktı, getiriyorlardı. Herkes işte bir sofranın etrafında ne bulduysa onu yiyordu. Hiçbir şekilde kimse açıkta kalmıyordu. Ama ne zamanki tarım başladı, insan ilerledi, gelişti, tarım başladı. Mülkiyet başladı diyor, depolama başladı diyor. Depolama başlayınca orada da kapitalizmi tarif ediyor. Öyle bir mülkiyet başlayınca da insanlar birbiriyle çıkar çatışmasına dönüşmüş oldular diyor. Yani burada güzel ahlak sanki o hayali komünal toplumun içinde yeşermiş. Ama düşünün, bunlar onların tarifine göre yarı hayvan varlıklar. Ahlak diye bir şey bilmiyorlar. Din diye bir şey bilmiyorlar. Yani gördüğünü öldüren, işte yemek için yok eden, işte kavgayı tutuştuğunda hemen, yani burada onların tarifi üzerinden görüyorum. Öyle bir hayvan türü yaşamadı. Ortak kullanıldığı, kadınların, böyle bir ortamda evet, ahlak anlayışı var diye. Kadınların ortak kullanıldığı, normal ulu orta artık her şeyin yapıldığı bir ortamda, çocukların ortak olduğu, çocukların orta malı gibi olduğu bir ortamda ahlak kavramının mükemmel olduğu bir koyun sistemi vardı diyor. Ve bunun dışında toplumlar asla gelişemezler diyor. Yani bu ancak gerekir toplumlara diyor. Şimdi bunu tabii görsel çok fazla şeyle desteklemeye çalışıyorlar. Ben onlardan birkaç tane resim göstermek istiyorum. Bunlar kesinlikle olmamış, yaşanmamış hayali resimler. Fakat bunlar sanki varmış gibi, bakın bize yıllardır o 9. sınıf tarih kitabında da bu resimler var. Aynen bu şekilde sunuluyor. Sanki bu yarı hayvan, yarı insan varlıklar yaşamış ve böyle bir komünal sistem varmış gibi. İşte böyle bir şey tarif ediliyor. Şimdi birkaç tane de PKK dağda çekilmiş bazı resimler göstermek istiyorum. Aynen bu hayatı orada yaşadıklarına dair. Normal yemek yemeleri, her şeyleri, komünel sistemi orada oluşturdukları bir sistem. Şimdi bunu ne yapmak istiyorlar? Bunu bizim ülkemizde doğrudan kurmak istiyorlar. Amaç ne? Önce Türkiye'ye, ardından Türkiye çünkü bir kapıdır, bir giriş kapısıdır. Hem Orta Doğu'ya girer, hem Avrupa'ya girer. Çok değerli bir yerdedir. Böylelikle ne olacak? Öbür taraftan Ermenistan'a, bu taraftan Balkanlara, oradan Avrupa'ya, oradan hatta Amerika'ya ulaşan bir komünist sistemi yaygınlaştıracak. Amerika'da zaten hali hazırda bu önlerine sunulmuş şekilde var. Rusya tarafında zaten hali hazırda yaşıyor. Çin'de zaten yaşıyor. Asya ülkeleri zaten çok güçsüz. Buralara tamamen yayılacak bir yer. Neresi giriş kapısı? Türkiye'nin güneydoğusu.
Bunu yapabilmek için ne yapıyorlar? Bu hali hazırda bu sistem normal yaşanıyor. Bakın özledikleri, istedikleri o komünel sistemi yaşatıyorlar. Ve buradaki insanlar çok yüksek ihtimal aldıkları eğitim nedeniyle zannediyorlar ki bizim atalarımız, hayali atalarımız o maymun adamdılar. Ve böyle komünel bir sistem yaşadılar. Ve biz de bu sisteme dönersek eğer eşitlik olacak, herkes mutlu, huzurlu yaşayacak. Şimdi bu çok büyük bir yalan, aldatmaca. Tarihimizde bizim böyle bir dönem yaşanmadı. Gülşah'ın da anlattığı gibi o dönemde zaten gelişmiş uygarlıklar vardı ve onların uygarlık seviyesine biz bugün yetişemiyoruz, erişemiyoruz. O dönem o derece yüksek bir uygarlık seviyesiydi. Bunu zaten bize tarih bilimi kanıtlıyor. Fakat bunun dışında zaten evrim teorisinin çöküşü çok büyük bir darbe darmesler için. Çünkü tarihte, yani canlılarda bir diyalektik olmadığı gibi, tarihte de bir diyalektik süreci, yani bir ilkelden gelişmişe dönüşüm süreci olmadığını kanıtlıyor. Ayrıca bir hayvan topluluğunu tarif ediyorsunuz. Siz her şeyin vahşi olduğunu, insanların iletişim dilinin bile olmadığı, böyle bir ortamda eşitlik kavramını o varlıklar nereden bilebilir? Ahlak kavramını nereden bilebilir? Bize ahlak kavramını ne o komünel sistem verir ne de onların tarif ettiği işte depolama mantığıyla oluşan kapitalist sistem verebilir. Bize ahlak mantığını Kur'an verir. Bize İslam verir ahlak mantığını. Dolayısıyla eğer gerçekten bir eşitlik, gerçekten insanlar arasında yüce bir ahlak anlayışı, çıkar çatışmasının olmadığı bir ortam istiyorlarsa Kur'an bize bunu öğretti. Allah bize bunu öğretir. Komünel toplumlar değil, o hayali komünel toplumlar değil. Dolayısıyla bu dağdaki insanlar bu konuda aldatıldılar. Fakat şu an okullarımızda çocuklarımız da bununla aldatılıyorlar. Bu aldatmaca şu an hali hazırda devam ediyor ve bu eğitim devam ediyor. Bakın bu sürdükçe komünizm de yaşar, faşizm de yaşar. Ve bilinmiyor. Çok doğru, bilinmiyor. Çok doğru söyledin Gülşah. Yani bilimin bugün tek gerçeği olarak öğretiliyor. Yani tabii. Sanki çocuk bunu öğrenmezse kayıp içindeymiş gibi evet. Görüyor zaten. O gün PKK da bu eğitimi yaparken, çok pardon sözünü kestim, okul kitaplarını açıp delil olarak gösteriyor. Tabii, bakın gerçeği budur diyor. Evet. Ve çok da ikna edici oluyordur zaten bu delil kullanılarak. Halbuki tamamen evet. Yalandan ibaret. Biz bunu okul kitaplarından geçen gün gösterdik. Ünite var artık, yani 12. sınıf tamamen evet. Evrime ayrılmış. Fakat o aşamaya gelene kadar da o bilgi verilmiş. Şimdi bugün değerli bakanımız Nabi Avcı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz çok geniş, çok büyük bir reform düşünüyoruz eğitim sisteminde. Ve bu inşallah önümüzdeki aylarda, Ocak ayında galiba meclise sunulacakmış. Diliyoruz ki özellikle bu konuda bir reform olur. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bu özellikle bizim milletimizi ve ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir şey. Çok ciddi tedbir alınması gereken bir konu. Doğrudan PKK'nın aldığı eğitim, o yanlış eğitim okullarımızda kendi çocuklarımıza veriliyor ve buna karşı bir eğitim verilmiyor. Çok ciddi bir durum var. Umarız gerçekten bu konuda da ciddi bir reform yapılır.